Kaskımla iletişim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sensörü bozuk olan cihazları nasıl anlarız onu sizlere anlatacağım. Örneğin elimde bir cihaz var. Bu fark etmiyor. LG'dir bu model ama LG olabilir, HTC olabilir, Samsung olabilir. Evet, şu anda söz konusu elimde hali hazırda LG bir cihaz var ve sensörü bozuk onu. Ve biz onu test edeceğiz. Sensörü bozuk olup olmadığını nasıl anlarız onu sizlere anlatacağım. Evet, şu anda içinde bir hat var ve o hattı arama yapacağım. Evet, şu anda arıyor. Ben bunu açacağım. Ya arana kadar bir sıkıntı yok. Şu anda ekranı açık. Açtıktan sonra evet, gördüğünüz gibi karanlık bir ekran geldi. Sensörü bozuk olduğu için bu şekilde. Evet. Örneğin kulağına koyduğunuzda sensör çalıştığı zaman sensörü kapanır, ışığı kapanır ama açtıktan sonra açılması gerekiyor. Şu anda açılmadı. Gördüğünüz gibi. Şu anda normalde açık görüşme yapılıyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi sensör bozuk olduğu için bunu yapmanız gerekiyor. Eğer idareten kullanmak istiyorsanız veya da o şekilde kullanmak istiyorsanız bu LG modellerin power tuşu arkada olduğu için şu anda onu bir kere basacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda açık. Evet, gördüğünüz gibi mesajlar şu anda açık. Sensörü bozuk olan bir cihaz karşı taraf aradıktan sonra tam ekrana gelir gelmez geldikten sonra siz YES bastığın an hemen karanlık bir ekran olur. Veya da siz birini ararken karşı taraf kapatmadan siz kapatamıyorsunuz. Evet, biz bunun çözümü için bir yol izleyeceğiz. Ve şu anda kapatıyorum. Hangi parçadan yapılıyor, nasıl yapılıyor onu sizlere anlatacağım. Evet, şu anda görüşmemizi yaptık. Cihazı kapatalım. Evet, bu cihazı sökmemiz gerekir. Çünkü sensör bozuk olduğu için. Aslında bozukluğu şöyle. Sensörün hemen üstünde bir tane plastik var. O plastik muhtemelen takılmamıştır veya da özelliğini kaybetmiştir. Evet, biraz da onu sizlere paylaşacağım. Hatta bazı müşterilerim bana sensörü bozuk olan bir telefon getirdiğinde İzzet Bey bunun ekranı bozuk diyor. O tam anlamıyor. Yani sensör bozuk olduğunu. Aslında bir sensörün bozuk olması yani 15-20 milyon masrafı var. Veya da ekranı bozuk olan biliyorsunuz modeline göre değişiyor. Hani onda yanılmamanız lazım. Yanıldığınız zaman aman. Hani sensör bozuksa ekranı bozuk olduğunu söylemeyin. Çünkü ekranla bir alakası yok. Tamam, ekranda işlem yapılıyor. Fakat söz konusu sensör. Evet, sensör hangi parçadır? Ne yapmanız gerekiyor? Cihazı söktükten sonra anlatacağım sizlere. Şurada bantlar verebilir misin bana merak ettim. Bütün cıvataları söktükten sonra hemen cihazı sökeceğim.
Evet, sensöre bakabilmemiz için anakartı sökmemiz gerekir. Evet, şu anda kamera soketlerini çıkardım. Kulaklığı arkada çıkardım. Evet, söylemiş olduğum gibi kıymetli izleyiciler, sensör dediğim şu parça, görmüş olduğunuz gibi. Evet, bunun üstünde bir plastik oluyor. O plastiği takmamışlar. Muhtemelen bunun ekranı değişmiş. Ve şurada sensör plastiği takmamız gerekiyor ve takmamışlar. Ve sonunda ona bir sensör plastiği bulacağız. Şöyle plastik, ama bu birkaç tane bakacağız, ona göre tam denk gelmese bile keser biçeriz, gene bir şekilde halledeceğiz. Aslında o plastik şart değil o kadar. Bulamasanız da farklı bir işlem de yapılır. Ben de onu da birazdan size göstereceğim. Eğer denk getiremesek sensör plastiği, gene bir şekilde halledilir. Bakalım şu anda. Aslında bu biraz uzun. Bu da sensör plastiği ama farklı bir modelin. Onu salçalığına keseceğiz. Evet kıymetli, şu anda gördüğünüz gibi şöyle bir sensör plastiği bulduk. Bunun uzun olduğu için bir kısmını falçatayla kestik. Herhalde olacak. Deneyeceğiz. Biraz daha kesmemiz lazım. Evet kıymetli, şu anda gördüğünüz gibi biraz daha kestik.
arkadaşlar, ilk önce soket girişi takmamız gerekiyor. Çıkıntılı olduğu için. Evet, cıvataları kapatmadan bir test yapacağım. Cihazın olup olmadığını. Evet, gördüğünüz gibi ilk önce telefon desteğiyle arama gerçekleştirdik. Olayı nasıl yaşadığını onu sizlere intikal ettik. Bir de gördüğünüz gibi görsel olarak hangi parça değiştiğini onu sizlere aktardık. Bir bakalım netice ne oldu? Sizlerle paylaşacağım. Cihazımız açıldı. Şebeke gelmesini bekleyeceğiz. Evet, şu anda şebekemiz geldi. Şimdi arayalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kapanmadı kıymetli izler. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sensörü olmuş. Şu anda kulağıma götürdüğünüz zaman gördüğünüz gibi kıymetli izler. Evet, şu anda bunun sensörü olmuş. Tekrarlayacağım. Gördüğünüz gibi eğer sensörü olmamış olsaydı tekrar karanlık bir ekran gelirdi. Bakalım tekrar. İkinciyi arayalım. Evet kıymetli izleyiciler, şu anda gördüğünüz gibi şu anda kapanmadı. Evet, sensörü olmuş. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.